için çaba sarf ederken kimi de burada bekliyor. İşte bu aile olduğu gibi Kerküklü bir aile, Iraklı bir aile buraya geldi ve 8 gündür gördüğünüz bu noktada. İşte görüyorsunuz çocukları burada, 5 çocukları var bu ailenin. İşte çocuk her yerde çocuk. Onun için her şey oyun aslında. İşte arabalarıyla, oyuncaklarıyla oynuyor. Ben yayından önce de kendileriyle konuştum. En çok Türkçeyi iyi bilen işte Ömer. Ömer'e soralım. Ömer, sen kaç gündür buradasın, ne yapıyorsun? Bir anlatır mısın ailen adına? 8 gündür buradayız. 8 gündür buradayız. Şeye gitmek istiyoruz, Yunan'a. Yeni bir hayat yaşamak istiyoruz. Okula gitmek istiyoruz. Nereden geldiniz Edirne'ye 9 gün önce? Samsun'daydık, buraya geldik. Gittik önceden oraya. Polisler bizi kovdular. Buradan duramazsınız dedi. 6 sene bekleseniz, 1 yıl bekleseniz açmazlar dediler. Biz de buraya geldik. İşte bekliyoruz. Peki zor oluyor mu burada gece? Yani 9 gündür bir otogarın hemen bahçesindesiniz. Bu yeşil alandasınız. Küçük kardeşlerin de var. Zor oluyor tabii. Soğuk oluyor. Bazen üşüyoruz. Kız kardeşim hasta. Ne hastalığı? Şey işte baş ağrıyor. Hastalığı. Teşekkür ederiz. İşte İlker, gördüğün gibi birçok bu şekilde aile var. Hemen yan tarafta da bir aile var. Onlar da Afgan aile. Merhabalar. Merhabalar. Siz Türkçe biliyor musunuz acaba? Bilmiyorum. Bir anlatır mısınız? Size de soralım. Canlı yayındayız. Siz nereye gitmek istiyorsunuz? Yunanistan'da. Yunanistan'a gitmek istiyorsunuz. Evet. Kaç gündür buradasınız? Bugün 6 gün oldu. Kaç çocuğunuz var? Sizin çocuğunuz mu? Evet, bir tane çocuğum var. İşte bir... Çocuk da burada ağlıyor. Babası hemen yanı başında. Aslında dediğim gibi birçok bu şekilde aile var. Onlar burada bekliyor. Hatta Edirne'nin çevresinden gelen mültecilerin de toplanma noktası şimdilik burası. Zaman zaman bu noktalar kaldırılıyor. Başka yerlere naklediliyorlar. Ama görüyorsunuz, bakın, küçük çocukları olan bir aile daha. Onlar da uyandı. Hemen yanlarında yardımseverlerin getirdiği sular var, gıda malzemeleri var. İşte görüyorsunuz aslında... Ürkek bakışlarıyla kameraya da çok bakmak istemiyorlar. Burası aslında bir peron, yani burada otobüslerin park ettiği bir alan, ama hem yeşil alanları bu otogarın hem de bulunduğumuz bu noktalar bu şekilde. Tabii Edirne'nin içinde bu şekilde noktalar oluşmuşken sınır hattında da çok büyük hareketlilik var İlker. Yani özel harekat polisleri özellikle sınır noktalarında, hem Meriç hattında hem de o tel örgünün olduğu o hatta konuşlanmaya başladı. Dün biz de Kenan Hocam'la buna tanıklık ettik. Ama Yunan tarafının gerçekten o katı tavrı devam ediyor. Dün gece özellikle 23 sularında o bölgeden çok yoğun telefonlar aldım. Yani tekrar ateş seslerinin, o sis bombalarının arttığını söylediler. Zaten Yunan askerlerinin, Yunan sınır kuvvetlerinin 1978'den kalma, yani son tarihi 1978 olan o sis bombalarını da kullanmaya devam ediyor. Plastik mermiler kullanmaya devam ediyorlar. Gerçek mermiler devam ediyorlar kullanmaya. Yani bu şekilde hem Edirne'nin içinde bunlar yaşanıyor, hem de sınır hattında Yunanistan'ın o katı tavrı da devam ediyor. Emre Üskübar'la çok teşekkürler. Kenan Özcan, Kenan abiye de selamlarımızı ilet. İşte orası Edirne Otogarı. Edirne Otogarı'nın mülteciler için, göçmenler için nasıl bir ev haline geldiğini Emre bizlere anlatıyor.